Piyasalarda haftanın son işlem günü devam ediyor. Gelişmelerle piyasaya bakışta karşınızdayız. Piyasalardaki son duruma önce rakamlarla bakalım. Ardından bugünün genel seyrine ilişkin değerlendirmeleri alacağız. Borsa İstanbul'da hafta başındaki sert düşüşün ardından tepki yükselişi devam ederken bugün bir miktar bu yükseliş kar satışlarıyla sınırlanmış gözüküyor. Endeks açılıştaki prim oranlarını koruyamayınca 75.000 seviyesinde aşamadı ve 37 puanlık hafif bir düşüşle ilk seansın sonuna doğru ilerliyoruz. Sınırlı bir değer kaybı var Borsa İstanbul 100 endeksinde. Avrupa borsa endekslerinde de son günlerdeki güçlü yukarı yönlü hareketlerin ardından bugün kar satışlarının etkili olduğunu görüyoruz. Bazı borsa endekslerinde %0,5 civarında kayıplar var. Çok sert düşüşler olmadığını söyleyelim. Pazartesi günkü hızlı düşüşün ardından Avrupa borsa endeksleri de tepki alımlarıyla güçlü yükselişler sergiledikten sonra bugün artık soluklanmaya başladı. DAX endeksi %0,67 geriliyor. İtalya borsasında da benzer oranda bir düşüş var. Diğer borsa endekslerinde kayıpların oldukça sınırlı olduğunu söyleyelim. Avrupa tarafından çok bugün Amerika tarafındaki yine veri akışı ön planda olacak. Biraz sonra Avrupa Birliği tarafında ekonomi güven endeksi ve tüketici güven endeksi açıklanacak. Bu notu da aktaralım. Tekrar borsaya dönelim. İlk yarı itibariyle endekste satıcılı bir görünüm var dedik. Bakalım endeks üzerinde belirleyici olan hisselerde nasıl bir tablo var? Bu hafta dalgalanmanın, oynaklığın devam ettiği bir haftaydı ve haftanın finalinde banka hisselerinde yatay hareketler ve bir parçada öne çıkan satışlar dikkat çekiyor. Yapı Kredi, Garanti Bankası, İş Bankası'nda hafif bir düşüş var. Bu hisselerde tepki alımlarıyla birlikte güçlü yukarı yönlü hareketler de gördük aslında hafta içerisinde ve kayıpların bir bölümü telafi edildi. Ancak içeride tabii yeniden seçim sürecine giriliyor olması ve tabii buna bağlı beklentilerin etkisi gün içi hareketlerde de haber akışına bağlı dalgalanmalar yaratabiliyor. Vakıflar Bankası'nda hafif bir prim oranı görüyoruz. Kamu bankaları tarafında Halk Bankası'nda değişim yok. Yine Akbank'ta da yatay bir seyir var şu dakikalar itibariyle. Holdinglere de bakalım. Tekfen Holding dışında yükselen holding hissesi olmadığını söyleyelim. Özellikle Doğan Holding'de %2'ye yaklaşan sert bir düşüş var. Bu hareket dikkat çekiyor. Sabancı Holding ve Koç Holding'de kayıplar %1'in altında. Metal sektörü hisselerinde Kardemir'de yatay bir seyir görüyoruz ilk seans işlemlerinde. Ereğli'de ise bir miktar satış oldu bugün. Emlak Konut, Arçelik ve Otokar gibi hisseler de yine satışlardan etkilendi. Bu arada Koza altında güçlü bir yükseliş hareketi olduğunu söyleyelim. %2,3'lük prim dikkat çekiyor. Enka İnşaat hafif primli hareket eden hisselerden bir tanesi. Yine perakende tarafında BİM mağazaları görüyoruz. Orada da %1'lere yakın prim oranı var. Tüpraş'a bakalım hemen şu dakikalar itibariyle. Tüpraş'ta da bir yükseliş hareketi var. Bu haftaki tepki hareketinden Tüpraş'ta olumlu yönde etkilenmişti. Bugün yükseliş eğilimin bir miktar sınırlı kalmakla birlikte devam ettiğini söyleyelim. Şişecam, Petkim gibi sanayi hisselerinde zayıf hareket dikkat çekiyor. Ulaştırma sektörü hisseleri BIST-30 içerisinde Pegasus, Türk Hava Yolları, Tav Havalimanları hepsinde satıcılı bir görünüm var. Pegasus'ta %1'ler civarında kayıp. Bu arada otomotiv sektörü hisselerine baktığımızda karışık bir görünüm olduğunu söyleyelim. Ford Otosan %1 civarında gerilerken Tofaş Oto'da yükseliş hareketi var. Bu hafta 4,5G ihalesi dolayısıyla iletişim sektörü hisseleri de hareketliydi. Türk Telekom'da yükseliş eğilimi görüyoruz ancak sınırlı kalmış durumda. Türksel tarafında ise ilk seans işlemlerinde yatay bir seyir var. Ülker hissesinde ise güçlü bir görünüm olduğunu söyleyelim. İST-30 içerisinde hızlı yükselen hisselerden bir tanesi de Ülker. %2 civarında prim oranı yakalanmış durumda. Dolar hareketine bakalım. Hem uluslararası piyasalarda hem de yurt içi tarafta dolar nasıl hareket ediyor? Bugün Amerika tarafında kişisel gelir harcamalar, Michigan Üniversitesi endeksi gibi veriler de takip edilecek. Son dönemde gelen Amerikan verileri, özellikle bu hafta açıklanan dayanıklı mal siparişleri ve ardından güçlü gelen ikinci çeyrek büyümesi dolar endeksini 95 seviyesinin üzerine taşımıştı. O noktalarda kalsa da bir parça bugün geri çekilme görüyoruz dolar endeksinde. Euro dolar paritesinde tepki yükselişi var. 1.12'lere doğru gevşeyen paritede bugün tekrar 1.13'ler hedeflenmiş gibi gözüküyor. Hafta başında ise 1.17'leri görmüştük. Dolar TL ve Euro TL'yi görüyoruz. Bir parça yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Dün Türk lirası tarafında hem dolara karşı hem de euroya karşı güçlü bir görünüm vardı. Bugünse bir miktar zayıflama olduğunu söyleyelim. Döviz sepetine de bir parça yansıması var tabii. Bu hareketin 3.10 seviyesinin üzerinde görüyoruz sepeti ama hafta içerisinde rekor seviyelerde test etmiştik. Evet, değerlendirmeleri alalım. ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Volkan Kuğucuk telefon attığımızda. Volkan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Müşak Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Dolar Amerikan verilerinden destek buldu aslında. Dolar endeksi 92 seviyelerinden 95 seviyesinin üzerine çıktı. Amerikan ve Çin borsa endekslerinde toparlanma var. Bu arada hani Çin fırtınası bitti, FED'e dair beklentiler mi fiyatlanmaya başlandı gibi sorular görüyoruz. Borsalarda olumlu tarafa geçti gibi gözüküyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu hareketleri? Piyasa neyi satın alıyor şu an için? Şimdilik özellikle Çin tarafındaki rüzgarın dindiğini görmekteyiz ama bu rüzgarın yeniden esmeyeceği yönünde kimse garanti veremiyor. Evet, biz birazcık daha içeride baktığımızda bu haftayı FED'in faiz artışının 2016 yılına ertelenme yönündeki beklentilerin ön plana çıktığını görüyoruz. Ama tabii bunu söyleyebilmek için de oldukça erken taraftayız. Eylül ayındaki en azından FED toplantısı sonrasında birazcık daha görüntü netleşebilir gibi görünüyor. Pazartesinden sonra yaşadığımız süreçte birazcık daha piyasanın eski normlara dönme isteği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Gerek Avrupa tarafında, gerek Asya tarafında, gerekse Amerika tarafında çok sert düşen borsa endeksinin yeniden yukarı yönlü toparlanma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Ancak tabii ki bunu söylerken yeniden Çin tarafından ve genel global anlamda Asya tarafından oluşabilecek yeni bir rüzgarın piyasalar üzerinde yeniden dalgalanma yaratabileceği unutulmamalıdır. Biz içeride BIST tarafına baktığımızda 75.000, 75.500 lira seviyelerine kadar mevcut noktada tepkilerin geldiğini gördük. Tepkilerin birazcık daha anlamlı hale gelebilmesi için veya devam edebilmesi adına 75.500 üzerinde harekete ihtiyacımız var ve bu hareket bize muhtemelen 76.000, 76.500 direnç seviyesine kadar yaklaştırabilir gün içinde. Bugün gün içindeki hareketleri izlediğimizde 74.000, 74.500 desteğine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu desteğin altında eğer bir kapanış gelirse veya bu desteğin altına sarkma olursa birazcık daha satışların öne gelebileceği bir zamana denk gelebiliriz gibi görünüyor. Dolar tarafına baktığımızda ise dolar tarafı 2.90 yukarıda 2.92 hatta 2.93 bandı arasında hareket etme eğiliminde. Dolar TL'de yeniden yukarı yönlü bir hareketin oluşabilmesi için 2.93-2.95 bandının üzerinde kalıcı olması ve yeniden yükselişin 2.98 seviyesine kadar genişletmesi gerekiyor. Tahvil faizleri tarafına baktığımızda ise çok kritik eşik olarak kabul ettiği 10.80 ve altında 10.5 seviyeleri oldukça önemli. Biz global anlamda piyasaları izlemeye devam ederken içeride de tahvil tarafına da bakmaya devam ediyoruz. Çünkü tahvil faizleri yeniden 11 seviyelerinin üzerinde çıkması içeride son günlerde yaşadığımız olumlu görüntüyü bir miktar daha negatife uğratabilir. Evet, bu arada altın fiyatları açısından da önce yükseliş ardından zayıf hareketin dikkat çektiği bir hafta oldu bu hafta ve içeride gram altında da yeni rekor seviyeler görmüştük. Altın için nasıl bir beklentiniz var? Haftayı kapatırken hangi seviyeleri bekliyorsunuz? Şimdi altında 1170 seviyesine kadar olan yükselişin zaten nedenleri belliydi. İlk etapta ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde en azından 2 bandının altına gelmesi ve güvenli liman efektinin çalışması altını bu noktada birazcık daha destekledi. Pazartesi günü yaşadığımız o şokla birlikte altın fiyatlarının 1170 seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Fakat şu an itibariyle altının yeniden yükseliş bandına dönebilmesi için 1135 seviyesi üzerinde kalmaya ihtiyacımız var. Eğer bu durum oluşmuyorsa yeniden alt tarafta bugün için daha kısa vadede 1135-1120 bandı arasında kalan bir görüntüye tanık olabiliriz. Ama altında birazcık daha orta vadeye baktığımızda yükselişlerin devam edebilmesi için ya da altında pozitif tarafta kalabilmemiz adına 1170 direnci üzerinde kalmaya ihtiyacımız var. Tabii ki TL gram için durum birazcık daha farklı. 3 lira seviyesine yaklaşan kurlar ve 1170 seviyesine doğru yükselen ons fiyatları ile birlikte TL tarafında yeni zirvelerin göründüğü bir döneme denk geldik ki gram altın 110-111 seviyelerine kadar yükseliş gerçekleştirdi. Fakat içeride dolar TL'nin gerilemesine paralel olarak ons altının da 1120 seviyelerine kadar düşmesi gram altının 105 lira seviyesine kadar geriletti. Biz buradaki özellikle gram altındaki bu yükselişi tamamıyla dolar TL'deki yukarı harekete bağlıyoruz. Çünkü zira biz yılbaşından itibaren ons fiyatlarına baktığımızda %5'e yakın bir düşüş var. Dolayısıyla bundan sonra eğer gram altında bir yukarı yönlü hareket, bir trend başlayacaksa fiyatlarda mutlaka bunu ons fiyatlarının eşlik etmesi gerekiyor. Eğer ons fiyatları 1170 seviyesi üzerinde kalıcı olur ve yükselişini 1250-1300 bandına doğru genişletirse muhtemelen orta vadeli gram altın yatırımcısı bu durumdan pozitif yönde etkilenebilir. Ama bu durum oluşmadıkça en azından 105 lira 100 lira bandında daha orta vadede bir fiyat aralığından gram altını görebiliriz. Volkan Kuğucuk, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Öğleden sonra piyasa ekranında tekrar karşınızda olacağız. Zeynimiz Finans Kafe programıyla sürecek.